Evet, artık skopla değişkenin faaliyet alanları üzerine konuşabiliriz. Çünkü değişkenin ne olduğunu, nasıl tanımlandığını ve tanımlanan değişkenin nasıl değerlere değer atandığını ve değerin nasıl okunduğunu vesaire bunları incelemiş olduk. Artık biraz daha olayı ileri götürelim ve skop kavramıyla beraber değişkenin faaliyet alanının ne olduğunu hep beraber inceleyelim. Şimdi arkadaşlar, her şeyden önce skop dediğimiz kavramı bir yazılımcı olarak bilmemiz gerekiyor. Skop nedir? Skop arkadaşlar nedir? Faaliyet alanı. Faaliyet alanı. Yani bir başka deyişle kapsam. Ya bu kadar mı? Tabii ki de değil. Arkadaşlar, bilgisayar biliminde skop dediğimiz olay bilgisayar dillerinde, programlama dillerinde bir tek C# yok. Değişken ve fonksiyonların kapsadığı konteksi belirler. Hemen bunu şöyle yazalım. Değişken ve fonksiyonların erişilebilirlik sınırlarını belirleyen arkadaşlar alandır. Scope dediğimiz kavram. Şimdi karışıklılığı önleyen bir şeydir. Bakın. Tanımlamalarda ve algoritmik çalışmalarda karışıklılığı önleyen bir sınır çizer diyelim. Tamam, sınır çizer. Neden? Çünkü senin bir yerde bir scope'da tanımladığın bir değişken farklı bir scope'da arkadaşlar aynı isimde gene tanımlanabilir ve scope'lar fark yarattığı için karışıklılığı önleyecektir. Birazdan göstereceğim zaten. Genel kapsam için global tanım yapmak gerekiyor falan. Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi scope nedir? Hatırlarsanız eğer, zaten önceden demiştim. Main'in scope'u diyorduk. İşte class'ın scope'u diyorduk. Namespace'in scope'u diyorduk. Yani scope arkadaşlar, C#'da scope neyle ifade ediliyor? Süslü parantezle. Değil mi? Süslü parantezle skoplar ifade edilmektedir. Artık bunu da biliyoruz. Şimdi peki skop nasıl bir nimet sağlıyor? Gelin bunu inceleyelim. Bunu da şurada inceleyelim arkadaşlar. Bakın C#'da ben bir skop içerisinde tanımladığım, değişkeni, örneğin integer a diyorum. Tanımladığım bu değişkeni arkadaşlar, şöyle gelelim mesela 5 değerini vereyim. Bu scope içerisinde her yerde erişebiliyorum buna. Sıkıntı yok. Bunu yazalım arkadaşlar. Bir scope içerisinde tanımlanan değişkene o scope içerisinde her yerde erişilebilir. Tabi bak, dikkat dikkat. Tabi tanımlandıktan sonra her yerde erişilebilir. Bunu da söyleyelim. Yani sen burada tanımlandı diye şurada erişebileceğini zannetme. Bundan sonra erişebileceksin. Tamam? Peki hocam, şurada ben bu değişkene erişebilir miyim? Şöyle gelelim. Mesela A değişkenine ben şu skobun içerisinde şu skobu tanımladım. Evet, skoplar iç içe tanımlanabiliyor arkadaşlar. A değişkenine ben burada erişebiliyor muyum? Evet, burada da erişebiliyoruz arkadaşlar. Tamam. A değişkenine buradan da erişilebilir. Şimdi arkadaşlar, amma ve lakin şurada farklı bir skobumuz olursa, bak bakalım A değişkenine buradan erişebiliyor muyuz? İşte A değişkenine buradan erişemez. Tamam. Farklı skopta olduğu için A değişkenine buradan erişilemez. Şimdi arkadaşlar, buradan bir çıkarım yapacağız. Hatırlarsanız eğer, gelin çıkarımımızı yapalım. Hatırlarsanız eğer bir skopta aynı isimde birden fazla tek bir değişken, birden fazla değişken olamaz demiştik, değil mi? Bir skopta aynı isimde birden fazla değişken olamaz. Halbuki arkadaşlar, farklı skoplarda aynı isimde değişkenler olabilir. Şimdi ne demek istiyorum? Gelin bunu da şöyle örneklendirelim. Şimdi bir skop çiziyorum arkadaşlar. Bakın, bir tane daha skop koyuyorum buraya. Şöyle gelelim. Şimdi dikkat. Ben burada örneğin char c isminde bir tane değişken tanımladıysam, gelip şurada int c isminde bir başka değişken tanımlayamam. Bu bir. Niye? Aynı scope'da aynı isimde birden fazla değişken tanımlayamayız. Bu bir. İkincisi arkadaşlar, ama gelip burada mesela string türleri önemli değil, isimler önemli. C'yi tanımlayabilirim. Niye? Farklı scope'dalar çünkü. Şunun faaliyet alanı bu, bunun faaliyet alanı bu. İşte söylediğim gibi değişken ve fonksiyonların erişilebilirlik sınırlarını belirliyor. Tanımlamalarda ve algoritmik çalışmalarda karışıklığı önlüyor. Yahu kardeşim, senin buradaki çalışmandaki C ile buradaki çalışmandaki C farklı. Sen bunu farklı thread'de işleyeceksin. Bunu farklı thread'de işleyeceksin. Bunları karıştırma. Ya bunun işi başka, bunun işi başka. Bunlar bellekte de farklı adreslerde tanımlanıyorlar arkadaşlar. İşte scope
Yapılan çalışmalarla hem erişilebilirliği hem de sınırları çiziyor ve erişimleri de ona göre belirliyor. Dediğim gibi skoplar iç içe erişim gösterebiliyorlar ama yatay düzlemde erişim gösteremiyoruz. Şu ikisi yatay düzlemde olduğu için şu ikisi erişim birbirlerine gösteremezler arkadaşlar. Peki, şimdi skopun ne olduğunu anladığımızı varsayıyorum. Peki arkadaşlar değişkenin faaliyet alanı nedir? Zaten değişkenin faaliyet alanını da bir yandan burada bahsetmiş olduk. Yani bir değişken tanımlandığı skobun içerisinde erişilebilir ve kullanılabilir. Bitti. Gelin bunu da yazalım. Bir değişken tanımlandığı skop içerisinden erişilebilir ve kullanılabilir. Hatta şuraya şunu da yazalım. Tanımlandığı sade ve sadece tanımlandığı skop içerisinden erişilebilir ve kullanılabilir. Bu kadar arkadaşlar. Yani aslında daha deminki gösterdiğim birebir aynısı. Görsellerden de bunu çıkarabiliyoruz. Sadece tanımlandığı skop içerisinden erişilebiliyor ve kullanılabiliyor. Şimdi şöyle bir mantık yaparsak. Bir değişken. Gelelim. Bir daha örneklendirmeyi yapalım. Dersimizi sonlandıralım. Mesela 5 değerine sahip olan bir değişkeni. Ben burada console.WriteLine diyerek ekrana yazdırabilir miyim? Yazdıramam, değil mi? Evet, niye? Çünkü şu skobun içerisinde A diye bir değişken yok. Tamam. Peki. Ben buradaki çalışmaya arka, hatta bu böyle bir kalsın. Console.WriteLine diye daha deminki yazdığımı şöyle bırakayım burada. Evet, burada yapamayız. Peki. Şurada bir tane daha değişken tanımlıyorum. Bu tanımladığım değişken içerisinde değişken diyorum, scope tanımlıyorum. Bu scope'un içerisinde de bir başka daha scope tanımlıyorum. Geliyorum. Örneğin şurada tanımladığım int a değişkenine hemen console write, hani kısaca yazdım arkadaşlar. Burada erişebilir miyim? Evet, burada erişebilirim. Peki bir tane daha kritik yapalım. Bak, bu birinci kritiğimiz, bu ikinci kritiğimiz. Bir tane daha kritik yapalım. Geldim şöyle. Şuradan da geldim. Peki arkadaşlar. Int A5. A'ya buradan erişebilir miyim? Erişebilirim. Güzel. Peki A'ya buradan erişebilir miyim? Evet, buradan da erişebilirim. Niye? Arkadaşlar, işteki scope da bu faaliyet alanının içerisinde, A'nın tanımlandığı faaliyet alanının içerisinde. Zaten burası da A'nın tanımlandığı faaliyet alanının içerisinde olduğu için bunda da erişebilirim. Peki, bir tane daha, son bir tane daha yapıyorum. Geldim. Geldim. Şöyle diyorum ki, int A diyelim 5. Arkadaşlar, bu A'ya burada erişebilir miyim? A'ya burada erişebilirim. Güzel. Bu skobun içerisinde tanımlanmış bir başka daha skob olsaydı, şöyle, burada erişebilir miydim? Evet, burada da erişebilirdim. Güzel. Peki şurada erişebilir miyim arkadaşlar? Burada A diyebilir miyim? Hayır, işte burada erişemem. Niye? Ya bu A burada tanımlanmadı ki. Bu A işteki skopta tanımlandı. Doğru mu? Çok böyle kasıntı bir konu değil arkadaşlar. 4 tane örnek yaptık. Skobun ne olduğunu anladığınızı düşünüyorum. Bir değişkenin nerede tanımlandığına dikkat edeceğiz arkadaşlar. İleride if'ler, döngüler vesaire böyle bayağı bir yapılanma gelecek. Bir değişkeni nerede tanımladıysanız o erişilebilir olacağı noktayı seçmeniz lazım. Onun için scope kavramını şimdiden bahsettim. Olsun, ziyanı yok. Aklımızda ve cebimizde bulunsun. Yola devam edelim arkadaşlar.